Sevgili arkadaşlarım merhaba. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta metin türlerini işleyip bitirdik. Bu vesileyle bugün sizlere yine metin türleriyle alakalı soru çeşitliliği görmeniz açısından geçmiş yıllara ait yani 7. sınıfa ait kazanım testlerinden bir tanesini ödev verdim. Ve bu ödev videosunda sevgili arkadaşlarım verdiğim ödevlerin cevaplarını teyit etmek istiyorum. Fakat bunun öncesinde sevgili arkadaşlarım yine bir hatırlatma yapmak isterim. Bildiğiniz üzere arkadaşlarım 2019, 2018, 2019, 2020 yılları arasında son 3 yılda 4 tane metin türlerinden soru gelmiş. Dolayısıyla biz arkadaşlar metin türleri konusuna banko bir soru gözüyle bakıyoruz. Bu yüzden bizim için çok önemli ve üzerine ekstra olarak eğinilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla görebileceğimiz her soru tipi bizim bu konuyu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Fazla vakit kaybetmeden hemen ekranımızı yansıtalım ve soru çözümümüze başlayalım sevgili arkadaşlar. Birinci soruda demiş ki, bu parçada sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım, ülkesinin tarihine hem bir aydın hem de bir eylemci olarak büyük katkılarda bulunmuş bir yazar olan Halide Edip adı var. Mor Salkımlı Ev adlı eserde çocukluğundan 1918 yılına kadar geçen dönemde tanık olduğu olayları kendi yaşamı ekseninde anlatmıştır. Bir kişinin tanık olduğu olayları, geçmişte tanık olduğu olayları anlattığı metin türlerine biz ne diyorduk sevgili arkadaşlarım? Tabii ki anı diyorduk sevgili arkadaşlarım. Hemen şurayı düzeltelim. Sevgili arkadaşlar, kişi kendi hayatından tanık olduğu olayları, kesitleri anlatıyorsa biz buna anı diyorduk. İkinci soruyla devam edelim. Bu parçada sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Haldun Taner'in Fazilet Eczanesi adlı eserini lise yıllarımda izlemiştim. Üç perdelik bu eser için sahnenin büyük bölümüne kurulan eczane dekorunu ve oyuncuların üstün performanslarının tüm seyirciler tarafından ayakta alkışlanmasını hiç unutamıyorum. Sahne dedi, perde dedi, seyirciler dedi. Dolayısıyla sahnelenmek için yazılan oyunlara biz ne diyorduk sevgili arkadaşlarım? Tabii ki tiyatro diyorduk. Üçüncü soru, bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Koskoca okyanusu aşıp cennet gibi bir ada olan Martinik'e ayak bastıktan sonra keşif turlarına çıkmamız birkaç gün gecikti. Neyse ki kendimizi yollara vurabildik. Yeşil. Buradaki adaları tasvir etmek için söylenebilecek tek sözcük. Martinik'in yer aldığı ada grubu küçük Antiler, dağlık bir yapıya sahip ve çok yoğun bir yeşil örtüyle kaplı. Christoph Kolomb'un Asya zannederek ayak bastığı Karayip denizindeki adalar cennet yakıştırmasını belki de dünyada en çok hak eden yerler demiş sevgili arkadaşlarım. Hemen mantık olarak aklımızda şu uyandı. Bir kişi gezip gördüğü yerleri anlattığı yazılara biz ne diyorduk? Gezi yazısı diyorduk sevgili arkadaşlar. Burada da neyden bahsetmiş? Martinik adasından bahsetmiş ve oranın güzelliklerinden bahsetmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dört, bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Makedonya'nın merkezi olan Üsküp'te doğmuşum. 24 Aralık 1908'de Üsküp o sıralarda Osmanlı Devleti'nin bir vilayetiymiş. Selanik ve Manastır'la birlikte Rumeli'nin en büyük idare ve kültür merkezlerinden biriymiş. O sıralar şehrin dörtte üçü Türklerden oluşuyormuş. Ben 3 yaşındayken veremden ölen babam Nebi Efendi'yi hiç hatırlamam. Babam Rüşdiye ve İdadi öğreniminden sonra kendi kendine Fransızca öğrendiği için pasaport memurluğuna atanmış.
edebiyata çok meraklı olduğunu, çok okuduğunu anlatırdı annem. Arkadaşlar dikkat ederseniz kişi kendi hayatından bahsetmiş. Dolayısıyla biz buraya ne diyebiliriz? Otobiyografi diyebiliriz. Herhangi bir yeri gezip gördüğü yerleri anlatmıyor. Başka birisinin hayatından bahsetmiyor ya da bir haberden bahsetmediği için en uygun şıkkımız Ceyhan olabilir arkadaşlar. Devam edelim 5. soruyla. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Hemen bakalım. Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt, yıllarca döktürür sana gözyaşı, yavrunun derdiyle ah eder Bayburt, Tuna'nın özlemi yakar Maraş'ı diyebiliriz. Ne demiş arkadaşlar A şıkkında? Çağrışımlara yol açan sözcükler kullanılmıştır. Baktığımız zaman bir betimleme söz konusu. Dolayısıyla buranın ıssız olduğunu anlayabiliyoruz. Çağrışımlara yol açan sözcükler kullanılmıştır diyebiliriz. Bir tane. Bir de şurada ne var arkadaşlar? Gözyaşı döktürür sana. Yıllarca döktürür sana gözyaşı. Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt. Tuna'nın özlemi yakar Maraş'ı. Dize sonlarındaki ses benzerlikleri ahenk sağlamıştır demiş. Sevgili arkadaşlar, yurt ve Bayburt kelimesi, Maraş ve gözyaşı kelimesi yine dize sonlarındaki benzerlik söz konusudur diyebiliriz. Anlamı kuvvetlendirmek için benzetme ve kişileştirme sanatı yapılmıştır demiş. Benzetme arkadaşlar gibi edatı var. Dolayısıyla ev yurta benzetilmiş. Kişileştirme ise sevgili arkadaşlarım Bayburt'un ah etmesi ya da işte Tuna'nın özleminin Maraş'ı yakması. Dolayısıyla burada bir insani unsurlar kazandırılmıştır. Sadece Denizli'de arkadaşlarım duygulara değil düşüncelere ağırlık verilmiştir demiş. Dolayısıyla arkadaşlarım şiirinizde aslında duygulara yer verilmiştir. Özlem, sonrasında hasret gibi duygulara yer verildiğinden dolayı biz Denizli'yi doğru cevap olarak kabul edebiliriz. 6. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. İzin verirseniz size ilkbahardan söz açmak istiyorum. Bahar sözünün kendine mahsus bir çekiciliği vardır. Yalnız tabiat için, kırlar için, çiçekler için, ağaçlar için değil, insanlar için de bir bahar, bir ilkbahar düşünülür. İnsanların genç olduğunu anlatmak için ömrünün ilkbaharında derler. Tabii o ömrün bir de sonbaharı vardır ki çiçeklenmenin sonunun geldiğini anlatmak için söylenmiştir demişiz. Arkadaşlar kişi karşısındaki kişiyle muhabbet ediyormuşçasına anlattığı ya da soru cevaplı olan ifadelere biz ne diyorduk? Sohbet, söyleşi diyorduk. Peki, devam edelim 7. soruyla. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım, 10 yıl önce yaşadığım o sıcak ve kurak mevsimi asla unutamam. Yağışlar o kadar az olmuştu ki barajlardaki su son 50 yılın en düşük seviyesine ulaşmıştı. Ekinler kurudu, toprakta derin çatlaklar oluştu. O yaz suya ne kadar muhtaç olduğumuzu bir kez daha anlamıştım demiş sevgili arkadaşlar. Burada ne var? Bakıldığı üzere otobiyografi kişi kendi hayatından bahsetmiş mi? Hayır. Herhangi bir günlükten bahsetmiş mi? Hayır. Tekrar okuyalım şurayı. Sohbet ve anı kalsın. 10 yıl önce yaşadığım o sıcak ve kurak mevsimi asla unutamam demiş. Yağışlar o kadar az olmuştu ki barajlardaki su son 50 yılın en düşük seviyesine ulaşmıştı. Ekinler kurudu, toprakta derin çatlaklar oluştu. O yaz suya ne kadar muhtaç olduğumuzu bir kez daha anlamıştım demiş. Dolayısıyla kişi başından geçen bir olayı anlattığı için biz buna anı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu parçadaki metnin türü yine sorulmuş. Aşık Veysel 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya geldi. Bir kişinin hayatı anlatıldığı için, başka birisi tarafından anlatıldığı için ne diyebiliriz biz buna? Tabii ki biyografi diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. İlk cümleden zaten kendisini belli etti metnimizin türü. Devam edelim. Dünyanın sadece %23'üne el değmemiş
Çevre bilimciler ilk kez dünya üzerinde el değmemiş olarak nitelendirilebilecek bölgelerin hassas ölçekli haritasını çıkardı. Buna göre dünyadaki kara parçalarının sadece %23'ü el değmemiş durumda. Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre bu bölgelerin %70'i Rusya, Kanada, Avustralya, ABD ve Brezilya'da bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, bu bir anı mıdır? Dolayısıyla kişinin kendi hayatında geçmişte yaşadığı bir anıdan, hatıradan, olaydan bahsetmediği için anı diyemeyiz. Bu bir sohbet midir? Kişi kendi karşısındakiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım söz konusu değildir. Soru cevaplı anlatım zaten yoktur. Dolayısıyla buraya sohbet söyleşi de diyemeyiz. Ya da bir kişinin hayatından bahsediyor mu sevgili arkadaşlarım? Tabii ki bahsetmiyor. Dolayısıyla verilen matematiksel veriler tamamen kanıtlamaya dayalı olduğu için haber yazısında da sevgili arkadaşlarım 5M1K metodunu uyguladığımızdan dolayı nesnel ve kanıtlanabilir bir anlatım söz konusu olduğu için bu soruya rahatlıkla Adana diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam edelim 10. soruyla. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Vapur rıhtımdan kalkıp Marmara'ya doğru hareket edince yolcu geçirmeye gelenler üzerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Hasan vapurda eğlendi, gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılı can kurtaran simitlerine, kurtulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara bakarak çok eğlendi. 5 yaşındaydı, peltek şirin konuşmasıyla güvercin yolcularını epeyce eğlendirmişti. Fakat vapur şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca Hasan durgunlaştı. Sevgili arkadaşlarım, bir insanın hayatından bahsetmediği için biz buna biyografi diyemeyiz. Söyleşi yine karşısındaki insanla muhabbet ya da sohbet içerisinde olmadığı için, konuşur durumda olmadığı için biz buna yine söyleşi sohbette diyemeyiz. Masal, olağanüstü durumlar, olağanüstü kahramanlar barındırmadığı için, mekan, zaman burada belli olduğu için biz buna masal diyemeyiz. Anlatılan olay kısa, zaman, mekan belli olduğu için biz buraya kısaca yazılan yazılara ne deriz? Hikaye deriz. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli olacaktı. Metinlerden hangisinde, 11. soruda metinlerden hangisinde bu özellikler bir arada kullanılmıştır demiş. Bildirme kipiyle çekimlenmiştir. Bildirme arkadaşlar zaman kipiydi. Deyimlere yer verilmiştir. Günlük türünde yazılmış bir metinden alınmıştır demiş. Bakalım kurumlarına, ürünlerine yabancı adlar koyanlar ana dillerinin bütünlüğünü hiç duymamış, yaşamamış kişilerdir. Bu kişilerin aykırı tutumlarının sonuçlarını dil kirlenmesi diye adlandırmak dile haksızlık olur demiş. Burada hiçbir şekilde arkadaşlarım günlük türünden yazıldığını zaten anladık. Günlük türünden yazılmamıştır. Dolayısıyla A olamaz. B şıkkına bakacak olursak sevgili arkadaşlarım bugün demiş Cağaloğlu'na inip öykü kitabı aldım. Birkaç tane. Hava yağmurluydu. Giderken köprünün tam ortasında yaygın büyük bir kızıllık gözümü aldı. Bu görüntü karşısında şoför de hayretler içinde kaldı. Sevgili arkadaşlar bakacak olursak günlük türünde yazılmıştır. Tarih verilmiş bugün. Deyimler kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Gözünü almak ya da hayretler içinde kalmak ikisi de deyim olarak kullanılabilir. Ve bildirme kipi kullanılmıştır demiş. Geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır. Dolayısıyla diğer şıklara bakmamıza gerek yok. Sevgili arkadaşlarım cevabımız Bursa olacaktı. Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayrak içinde verilen türde yazılmamıştır? Bakalım şiirin nasıl yazıldığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir soru cümlesi. Bence şiir yalnızca dudaklardan çıkan kelimelerle değil, dudaklarda sönen kelimelerle de yazılır. Okuyucuyu alıp götüren şiirler sessizlikle dokunmuş olanlardır. Bana katılır mısınız siz? Bilmem ama şairi kendisini dinleyebildiği müddetçe yazabilir şiir. Dolayısıyla sensiz şahısları kullanılmış ve soru cevaplı ifadeler söz konusu olduğu için söyleşi diyebiliriz. Bakalım tarihi dokuyu hissetmek isteyenlerin uğrak mekanıdır Bursa. Şöyle yapalım. Bursa
Osmanlı'nın başkentleri yapmış bu şehirdeki camiler, hanlar, hamamlar tarihin canlı şahitleridir. Şehir merkezine gittiğimizde Ulu Cami bizi tüm ihtişamıyla karşıladı. Dolayısıyla bir mekanın gezilen görülen yerlerin tarihi ve turistik yapısından bahsedilmiş ve ehemmiyetinden bahsetmişimiz buna gezi yazısı diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Kemal Sunal 1944 yılında İstanbul'da doğdu ve Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Sanat hayatı Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunu başladı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği bir filmle sinemaya adımını attı ve kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı. Bu anıyı Kemal Sunal kendi dilinden anlatsaydı, yani bu bir anı olsaydı Kemal Sunal kendi dilinden anlatırdı. Dolayısıyla burada bir kişi başka birisinin hayatını anlatmış. Anlatılan hayat Kemal Sunal'ın hayatıdır. Sevgili arkadaşlarım, buraya anı yerine biyografi yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olması lazımdı sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere. Lütfen elinizde bulunan kaynaklardan metin türleri konusuna ait olan soruları hızlıca bitirip diğer konulara yönelmenizi istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.